Sağ olun. Şimdi bu yok tartışmasından başlayalım. Söyleminiz aynen şu. Ne yaparsanız yapın yok'u adam edemezsiniz. Yalnız yok'u niye değil. Yok başkanı senin nefme sağlam mesela yok kaldırılmasın dedi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eksik söyledim orada. Veya siz eksik aldınız. Yalnız yok değil. Devlet üniversitelerinde adam edemezsiniz. Şimdi bakınız. Ben istiyorum ki yok tartışması büyüsün. Sayın Cumhurbaşkanı'yla çatışma büyüsün, kamuoyuyla büyüsün ve halkımız ya bu devlet üniversiteleri ne yapıyor diye baksın. Bakmıyorsunuz hiçbiriniz. Orada hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? Devlet üniversiteleri çöküyor. Bizim paramız da çöküyor. Siz o üniversitelerde doğru dürüst eğitim verildiğini falan mı zannediyorsunuz? Ha gidin gizli kamera alın. Yok gidin. Biz gizli kamera kullanmıyoruz. Hayır gizli kamera alın. Bakın bakalım hangi hoca devlet üniversitelerine yüzü gülerek gidiyor. Giden öğrencilerin dörtte üçü istemediği okula gidiyor. İstemediği okula gitmek ne demektir? Lüzumsuz yere avara kasnak çalışmaktır. Böyle şey olur mu? Bunun çözümü nedir biliyor musunuz? Üniversiteleri özel sektöre devredeceksiniz. Nasıl? Vakıflara, şahıslara. Var işte bakın gidin bir Koç Üniversitesi'ne bakalım. Sabancı Üniversitelerine, diğer üniversitelere, Bilgi Üniversitesi. Bunlar üstelik devlete vergi vererek bu işi yapıyorlar. Bakın bizim projemiz nedir? Biz üniversiteleri bir hafta içinde devredeceğiz. Rektör de alabilir. Rektör der ki ben bu üniversiteyi idare edeceğim kardeşim. Nasıl olacak? Biz üniversitelerden hiç vergi almayacağız. Çalışan hocalardan da vergi yok. Talebenin ödediği paradan KDV hiçbir vergi yok. Öyle bina vergisi yok, şu yok bu yok. Peki paralı eğitimi de geçilecek. Tabii tabii ama devlet muhtaç olan talebeye burs ve kredi yardımı yapacak. Nasıl yapacak? Başarılı ve muhtaçsa burs verecek devlet karşılıksız. Vasat başarılıysa kredi de faiz desteği yapacak. O kadar. Yani devlet gene eğitime bir pay ayıracak ama doğrudan üniversite işletmeyecek. Bugün üniversite işletmek çok kompleks bir iştir, çok zor bir iştir. Şimdi özel üniversitelerle birlikte zaten devlet üniversitelerinden de bir geçiş var. Yani öğretim üyeleri de memnun olmadıklarını sık sık dile getiriyorlar. Yani bizim özlük haklarımız iyileştirilsin, daha iyi bir yaşam standardı istiyoruz. Araştırma yapmamız için bizim maddi olanağımız yok. Yani ben daha bu konuda konuşurum. Evet, ama tabii. Ama bu çözüm yok. Bakın dünyanın her yerinde, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde devlet üniversiteleri çökmüştür. Neresini? Dünyanın en ileri ülkesi kültür olarak, demokrasi olarak neresi? İngiltere. Gidin bakın devlet üniversitelerine. Şimdi bakınız Türkiye'de halkın dinamizminden istifade edeceksiniz, üniversiteleri devredeceksiniz. Ama demin söylediğim konu var, vergi almayacaksınız. Fakiri de destekleyeceksiniz. Bugün siz gidin bakalım devlet üniversitelerinde fakir okuyabiliyor mu? Hayır, bir gidin bakın bakalım. Çünkü bizim dediğimiz destekte iyi talebe cep harçlığı bile alacak. Kitabının parası gelecek, üniversitenin parası ödenecek. Bu şekilde israf da olmayacak. Burada Ankara'da yüzlerce bina var dev gibi. Birçok memur oturuyor. Ne iş yapıyor zannediyorsunuz? Bir iş mi yapıyorlar? Yani üniversiteye akıttığımız para öğrenciye gidiyor mu zannediyorsunuz? Bu neye benziyor? Bir borudan su akıtıyorsun bir teneke, aşağıya bakıyorsun yarım teneke almışsın. Yarısı nereye gitmiş? Aradan kaynamış gitmiş. Bütün eğitim sistemimiz bozuktur. Ama hiç olmazsa üniversitelerden başlayalım ve yok de kalkar. O nedir o giriş imtihanları? Böyle saçma şey olur mu? Liseye başlıyor talebe, lise 1'e. Ne yapıyor biliyor musunuz? Lise 1'e başlayan talebe dershanelere gitmeye başlıyor. 3 sene sonraki giriş imtihanı için. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu demektir ki liseler üniversiteye talebe yetiştirmiyor demektir. Öyle ya bu açık bir şey bu. Lise son sınıfta sınıflar boş. Çünkü talebeler dershanelere kaçıyorlar. Kendilerini var yazdırıp kaçıyorlar dershaneye üniversite kazanabilmek için. Nedir bu? Sistemin iflas etmesidir. Yok nedir Allah'ınızı severseniz? Yok nedir? Siz üniversiteleri bırakın kendi aralarında kurullar kursunlar. Dernekler kursunlar, dernek başkanları. Ortak birkaç üniversite kendi arasında ortak giriş sınavı yapar. Birkaçı yapmaz. Onların sorunu. Devletin sorunu değil. Devlet bu işlerle uğraşamaz. Bakın devlet basit bir fabrikayı işletemediği için özel sektöre devrediyor. Basit bir fabrika. Nedir mesela? İşte Afşin Elbistan. Ne yapıyor Afşin Elbistan? Şey yakıyor, linit yakıyor. Yaktığı linit enerji olarak elektrik oluyor. Bunu işletemiyor. Bu çok basit bir iştir.
üniversite gibi kompleks bir işi nasıl işletebilir? Böyle şey olabilir mi? Yani devlet üniversiteyi işletemez. Peki yani bu söylediklerinizle birlikte bir sistem değişikliğinden söz ediyorsunuz, evet, sürekli. Evet, evet. Peki bu sistemde örneğin...